Öh, ateş bastı da. Niye acaba? Hani Brem, sen bir şey yemeyecek misin? Doydum ben Sema. Doymuş. Sanki yemiş de. Ya hakikaten Halil İbrahim. Ha bu üzüntü sende iştahsızlık yaptı ha. Ya esas benim anlamadım. Ben de acayip bir iştah yapıyor. Ya Osman, ben seni bildim bileli. Sen de iştahsızlık yapan bir şey görmedin. Ulan ilk defa doğru bir şey söyledin Turan. Ama benim suçum değil ha. Hep dedem yüzünden. Öyle zamanında derdi ki her yediğin yemeği böyle son yemeğmiş gibi yiyeceksin. Ben de o günden beri hakkını veririm yani ha. Bu gidişte ölümün yemekten olacak Osman. Tövbe de dayı. Ayrıca sen de biliyorsun ki dağdayken eritiyorum. Ha geldik bu şehir hayatına. Bana hiç yaramadı yani, böyle şiştim. Ya su içsem yarıyor ha. Sen su içmezsin ki Osman. Yarıyor diye içmiyorum. Hatun. Zeynep arıyor. Ben görüşelim diye aramıştım da. Efendim Zeynep. Ha, beni aramışsın Sema. Özledim, bir yüzünü göreyim diye aradım. Ben de özledim. Evdeyim, uğra istersen. Bir kere de sen gel. Burası senin evin değil mi? Uğrarım tabii. O zaman ben İbrahim gidince haber ver, gelirim ben. Çıktı o, çıktı. Ben de o yüzden aradım zaten sen gel diye. Tamam, çıkarım ben de birazdan. Tamam o zaman canım, bekliyorum. Görüşürüz. Ne diyor? Herkese selamı var. Yani? Gelecek miymiş? Bir şey demedi. Yani müsait olunca uğra dedim. O ne dedi? Ne dediyse dedi Turan. Her konuştuğumu sana mı anlatacağım? Ya hiç yani Turan. Abi hakkını bil. Sema ne anlatırsa o kadardı. İyi miymiş? Nasıl iyi olsun Halil İbrahim? Sen ne bekliyorsun yani iyi miymiş diye sorarken? Senden ayrıldı diye mutlu mu olsun? Yoksa senden ayrıldı diye kötü mü olsun? Her ne olursa olsun iyi olsun dayı. Benim tek beklentim bu. Afiyet olsun. Turan, Halil İbrahim'in yanında sorup duruyorsun, delirtiyorsun insanı ya. Zeynep'i çağırdım, geliyor birazdan. Hatunum Allah benim ya. Hatunum benim be. Ya iyi düşünmüşsün de Sema. Halil İbrahim buradayken söyleseydin ya. Garibim sevinirdi. İki lokma bir şey yerdi yazık. Sevinirdi. Siz baş başa konuşun deyip çıkar giderdi hemen. O da doğru. Zeynep Halil İbrahim buradayken gelmeyi nasıl kabul etti? Ona Halil İbrahim çıktı dedim dayı. Sema, sen ne ara böyle yalancı oldun kızım? Ne yapayım dayı, bunlar yalancı yaptı beni ya. Siz de bana bakın. Zeynep gelene kadar Halil İbrahim bu evden çıkmayacak. Şu arabasını da çekin şuradan. Bu kız şimdi gelir kapıda görürse geri döner vallahi. Duydun mu Turan? Sema çok haklısın. Sen şimdi bu arabayı al, pastacılığa götür. Bir müddet de gelme. Ben de gördüm Zeynep'i de. Ya biz seni yerine görürüz, hala konuşuyorsun vır vır. Hala tıkınıyorsun bir de bana deyip ya. Tamam. Ulan kız gelecek, hadi de. Arabayı cilaya falan götürmem. Giderim dışarıda bir yere park ederim, tamam mı? Ulan hala tıkanıyorsun. Kızla karşılaşacağım birazdan ha. Ben kilo almıyorum. Hareketli adamım. Senin gibi oturmuyorum Osman. Bak cevaplara bak ya. Hayret bir şey ya. Ya heyecanlandım. Bir lokma bir şey yedik, boğazımıza tıktınız ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.